ergenlerde özellikle nasıl katkı sağlanabilir? Hepinize merhaba. Ben Denizcan. Bugün sizlerle ergenlerin gelişiminde oldukça önemli olan özellik konusu üzerinde durmayı planlıyorum. Bunun için önce biraz özellik kavramına, sonra da ergenlikte özelliğe etki eden negatif ebeveyn yaklaşımlarına değinip en sonunda da duygusal özelliği nasıl destekleyebileceğiniz konusunda birkaç bilgi paylaşarak yayını sonlandırmayı planlıyorum. O zaman başlayalım. Ergenler ve duygusal özellik belki de ergen gelişiminde uzun vadede en temel konular arasında yer alıyor. Ergenlik dönemi başladığı günden sonlandığı zamana kadar kimlik oluşturma sürecini kapsıyor. Kimlik oluşumunun büyük bir bölümünde de bireyselleşme süreci var. Bireyselleşmek tek bir kavram gibi görünse de birçok alanda gelişen, devamında bütünleşen yetişkin kimliğinin öğelerini ifade ediyor. Psikolojik, sosyolojik, biyolojik yönde gelişmek, bütünleşmek için de ergen belli ölçüde aileden ayrışmaya ve kendi sosyal katılımını yaşamaya ihtiyaç duyuyor. Bu yönlerin gelişip tamamlanması özelliğin ortaya çıkması ile sağlanıyor. Özellik ayrılmaktan ya da kopmaktan daha farklı bir anlama sahip. Özellik Fransızca kökenli auto, kendi kendine ve nomi, yönetme kelimelerinden oluşuyor. Yani özelliği kişinin kendini yönetme becerisi olarak tanımlayabiliriz. Bu da kendi eylemleri için harekete geçen, yaptıklarının ya da yapacaklarının sorumluluğunu alan ya da alabilen kişi olması onun özel birey olmasını sağlıyor. Peki, özellik başka hangi kavramların hayata geçirilmesinden oluşuyor? Belirli ölçüde bağımsızlığı, bireysel başarıyı, kendine güvenmeyi, kendi kendine yetebilmeyi, mahremiyeti, girişkenliği de içine alıyor. Özellik aynı zamanda alternatifler arasında seçim yapma, yapılan seçimi kontrol etme ve değerlendirme sürecini de kapsıyor. Tüm bu özelliklerin bir kişide toplanılması hiç şüphesiz sağlıklı ve güvenli bir yaşamın, ilişkilerin temelini ve devamını sağlıyor. Aslında özellik kavramı bu kadarıyla kalmıyor. Özelliği anlamamız çocuğumuzun ergenlik dönemine olan katkımızın daha çok olmasında yardımcı oluyor. Bu nedenle kavrama biraz daha yakından bakalım istiyorum. Ergen gelişimi üzerine çalışan ve özelliğin daha iyi anlaşılması için onu kuramsal hale getiren uzmanların açıklamalarına bakmamız, özelliğin ergen dünyasındaki önemini anlamamız için bize yardımcı oluyor. Uzmanlar özelliği üçe ayırıyor: duygusal, davranışsal ve değerlerde özellik. Ergenin kendi ayakları üzerinde durarak ailesine dayanmadan hayatla başa çıkma becerisini duygusal özellik, kendi kararlarını alması, kararlarıyla neler yaptığına, yapacağına odaklanmasını davranışsal özellik, ergenin yetiştiği ortamdaki değerlerin dayatması olmadan kendi değerlerine bağlanabilmesine ise değerlerde özellik olarak tanımlıyorlar. Peki, özelliğin gelişmesine ya da gelişememesine etki edenler neler olabilir? Özelliğin gelişiminde okul faktörü, aile yapısı, akran ilişkileri oldukça etkili. Aynı zamanda ebeveyn tutumları, bağlanma stili de bireysel kimlik arayışında önemli bir yer tutuyor. Bunların en çok etkilendiği alan ise duygusal özellik. Yani ergenin kendi ayakları üzerinde durarak hayatta başa çıkma becerisini etkiliyor. Hemen her ebeveyn kendi çocuğunun yaşamla başa çıkma becerisinin yüksek olmasını ister. O zaman özelliği nasıl destekleyebileceğiniz üzerinde durmamız bize bu konuda yardımcı olacaktır. Bunu da bir soru ile başlatalım. Sorum şu: sizler kendi ergenlik sürecinizi nasıl biçimlendirdiniz? Bu sorunun yanıtının farkında olmak, bugün ergen çocuğunuzla kurduğunuz ilişkinin
duygusal yakınlığın problemleri çözme ve aşma becerinizin yanıtı olabilir. Bireysel kimlik oluşumunda hayatımıza aldığımız değerler sosyal çevremizi oluşturuyor. Yetişkin kimliğimizin parçası haline geliyor. Böylece hayatla baş etme becerimiz de şekillenmiş oluyor. Bu sanki sonradan bizim tercihimizle oluşmuş gibi dursa da kökeninde ebeveynimizle kurduğumuz ilişki ve aile yapımız var. Bu kısmı biraz açarsak, ilk 7 yılda kendi ebeveyniniz ile kurduğunuz ilişkide eksik kalan, kabul edilmeyen, onaylanmayan yanlarınız varsa bunları genelde ergenlikteki sosyal ilişkilerimiz aracılığıyla tamamlayıp bütünlemeye çalıştığınızdan söz edebiliriz. Bu her birey için normal, sağlıklı olan bir süreç. Bu bizim ergenlikteki seçimlerimizi de belirleyen bir süreç. Aynı zamanda ailesel yapınız, onların size yaklaşımı, hayatla, aileyle, ebeveynlikle ve hatta eş olma ile ilgili algınızı, davranışlarınızın kaynağını belirliyor. Aşırı kuralcı, düzenci, yeni değerlere kapalı ebeveynlerle büyümüş iseniz, ergenlik döneminde daha özgür, daha bağımsız, daha kuralsız ilişki ağı arayışları içine girmiş ve bunu yaşam tarzı olarak benimsemiş olabilirsiniz. Diğer yandan ailesel olarak aktarılan özgürlük, bağımsızlık, bireysellik gibi değerleri içselleştirerek benimsemiş ve hayatlarınızı buna göre kurgulamış, şekillendirmiş bir yetişkin de olabilirsiniz. Başka bir açıdan aşırı ilgisiz, korumasız bir ailede fark edilmemiş olarak büyütüldüyseniz, sıkı aile bağlarından oluşan kısıtlayıcı, engelleyici bir yaşam tarzını hiç fark etmeden benimsemiş ve buna uygun bir aile yapısı oluşturmuş olabilirsiniz. Benzer olarak ilgisizlik, isteksizlik sorgulanmadan alınmış ve sizin tarafınızdan içselleştirilmiş de olabilir. Bu da mümkündür. İlgi gösterme, emek verme öğrenilen bir beceridir. Aile içinde bu size öğretilmemiş ve siz bunu öğrenmemişseniz ve kendinizi bu konuda geliştirmemişseniz, ilgisiz ve isteksiz bir ebeveyn olmanız doğal bir sonuçtur. Bu yetişkinler ergen çocuklarına aşırı bağlı da olabilirler. Aslında bu negatif yönde bir bağımlılıktır ve aşırı korumacı davranışlara yol açabilir. Onlar çünkü bir şekilde o ergen çocuklarının onlar kendilerinden uzaklaşmasını ve kopmasını istemezler. Bu açıdan da ergenin ailesine bağlı kalması, aile değerlerinin dışına çıkmaması için gerekli kural ve düzenlemeleri sıkça yapıyor, tekrar ediyor, bunlara uyulması için gerekirse ceza ve ödül sistemini dahi kullanıyor olabilir. Bu davranış biçimi ise ergenin bağımsızlaşması, kendi kararlarını vermesi önünde engel olabilir. Kısıtlayıcı ebeveyn ve aile yaklaşımı çok eleştirildiği, gündeme getirildiği için kolayca fark edilebiliyor ve bundan uzaklaşılabiliyor. Burada dikkat çekmek istediğim başka, üstü epey örtülü kalmış bir yaklaşım var. Bu konuyu da bir soru ile açalım. Özgürlük, bağımsızlık değerlerini benimsemiş olan ebeveynler, ergen gelişimine bir dayatma yapıyor olabilir mi? Bu iki değer, çağdaş, bireyselleşme sürecini destekleyen, özellikle pekiştirme için kullanışlı iki araç. Ama çocuğunuzun özgürleşmesi, bağımsız bir birey olması sizin kendinizi gerçekleştirdiğiniz anlamına geliyor olabilir mi? Çok ince düşünülüp detaylı incelenmesi gereken bir nokta. Bir çocuğun özgürleşmesi, bağımsızlaşması için onu zorluyorsanız, bunun sizin yaşamınızla nasıl bir ilgisi olduğuna bakmanız gerekir. Öz itibariyle sağlıklı bir bağlanma süreci yaşamış olan her kişi zamanı geldiğinde bağımsızlaşmayı seçecektir. Bu bireysel gelişimin normal bir sonucudur. Bu süreci hızlandırmaya ya da dışsal etkiyle değiştirmeye çalışmanız biraz aceleci olduğunuz anlamına gelebilir. Ve buna bu kadar çok ihtiyaç duyuyor olmanızın altında sizinle ilgili başka bir ihtiyaç da yatıyor olabilir. Ergenin
Ya da kendi yaşamınız içinde bağımsızlık vurgusunu çok fazla yapıyorsanız, aşırı bağımsızlığa doğru kayıyor olabilirsiniz. Aşırı bağımsız bir bireysel yaşantı, aşırı bağımlı bir yaşantı kadar negatif etkilidir. İçinde kibir, empati yoksunluğu, büyüklenme, böbürlenme, görmezden gelme, dinlememe gibi ilişkileri kesen, aksatan bakış açıları yaratır. Bireyi mükemmelliyetçi bir yapıya ve tek başına her şeyi başarmaya doğru sürükler ve iter. Bağımlı olmasını istemediğiniz ergen çocuğunuzu hiç farkında olmadan hazır olmadığı bir bağımsızlık durumu yaratarak onun daha çok hata yapmasına, daha bağımlı hale gelmesine ve onun kendine olan güvenini yitirmesine neden olabilirsiniz. Böyle bir bağımsızlık dayatması ergende istenmeyen başka bağımlılıklar ve ilişkiler gelişmesine neden olabilir. Bu noktada ergen çocuğunun sağlıklı bir yetişkin olmasını isteyen her ebeveyn kendine aşağıdaki birkaç soruyu sormalı ve yanıt vermelidir. Çocuğumun özgür ve bağımsız olmasını istemem, kendi ebeveynlerime ya da toplumun öğelerine duyduğum öfkeden kaynaklı olabilir mi? Çocuğumun kendine yetebilmesi için geri çektiğim destek, görünmez olma isteğim benim kendi duygusal sürecimle ilgili olabilir mi? Özgür ya da bağımsız olmasını istediğim çocuğumu özgür bırakma konusunda çekincelerim olup onu hiç farkında olmadan kendime bağımlı kılmaya çalışıyor olabilir miyim? Çocuğum gerçekten benim kadar özgür, benim kadar bağımsız olmayı istiyor mu? Ergen çocuğumun sahiplenmek istediği değerlere benim saygı göstermem mümkün mü? Ergen çocuğumun değerleri benim hayatımda da yer bulabilir mi? Aslında bu sorular değerlerinin, ilkelerinin olumlu, yenilikçi olduğunu düşünen her ebeveynin ergen gelişimine katkı sunması için kendine sorması gereken sorular. Hatırlayın, sizin ebeveynleriniz de kendi değerlerini özel, olumlu, yaşanılır ve en doğrusu görüyordu. Ergenin kimlik gelişimine ve özelliğine gerçekten katkı sunmak istiyorsanız ilk önce onu dinleyin. Onun değerlerini anlamaya çalışın. Onun değer verdiği ve önemsediği durumları eleştirmek, yanlış bulmak yerine tercihinin o yönde yapmasında hangi farklı bakış açıları olduğunu duyun. O nelere değer veriyor ve neden değer veriyor? Size bunları anlatmasına izin verin. Tercihlerini sizinle paylaşmasına izin verin. Mahremiyetine, özellikle onun kendi belirlediği mahrem alanına saygılı olmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar kendine özel sakladığı alanların dışında kalın. Böylece sizinle duygularını daha kolay ve rahat paylaşabileceği güvenilir bir ilişki yaratmış olursunuz. Onun bir davranışını değiştirmesini istediğinizde, yaptığı bir şeyden memnun olmadığınızda, bunun sizin hayatınızla, kendi gençliğinizle, sizin ebeveynlerinizin değerleriyle bir ilgisi olup olmadığına bakın. Bazen bazı bakış açılarını, değerleri, kuralları hiç sorgulamadan kabul edip otomatik olarak sürdürme eğiliminde oluyoruz. Bir parça bunların üzerine oturup düşünmek, kurduğunuz ilişkinin daha yapıcı, daha uzun süreli olmasını sağlayabilir. Son olarak da ergenin alabileceği sorumlulukları onun yerine yapmaya çalışmayın. Unutmayın, siz ona rahat ve konforlu bir hayat sunmak için değil, onun yaşamda sağlıklı ve bağımsız olmasını desteklemek için varsınız. Bu nedenle o hiç sorumluluk almıyor diyerek onun yerine yapmayı değil de almadığı sorumluluğun sonucunda çıkacak problemlerle yüzleşmesine ve çözüm üretmesine izin verin. Bir başka konuda buluşmak üzere. Şimdilik hoş ve sevgi dolu kalın.